Evet 10. sınıf 35. fasikül doğal afetler 2. fasükülümüze konumuza devam ediyoruz. Tsunami denizlerde ve okyanuslarda ama özellikle arkadaşlar tsunami'nin en yıkıcı etkisi okyanuslarda görülüyor. Meydana gelen evet dev dalgalara tsunami'ler Japonca bir kelimedir. Evet liman dalgası anlamına geliyor. Burada görüldüğü gibi evet tsunami'nin yüksekliği, büyüklüğü çok fazla. Vurduğu kıyılarda evet can ve mal kaybına çok ciddi bir şekilde evet neden oluyor. Tsunamiye deniz ve okyanus dibindeki depremler, volkanik ve heyelanlar neden oluyor ama özellikle en fazla son yıllarda tsunami'de daha çok depremler etkisiyle ortaya çıkıyor. Okyanusta da deprem merkez üssü burada Fay kırıp patladığı zaman arkadaşlar dalga böyle evet yuvarlanıyor büyüye 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 evet kıyıya vuruyor. tabi neden denizlerde etkisi daha Çünkü denizlerde alan küçük olduğundan dolayı fazla bir geniş alan alamaz ama okyanuslarda alan büyüdükçe çünkü ilerledikçe arkadaşlar depremin e, özür dilerim dalganın etkisi büyüyerek kıyıya daha fazla daha güçlü bir şekilde vuruyor. Tsunamiler deniz sularının dengesinin bozulma sonucunda oluşur. Başlangıçta oluşan küçük bak küçük dalgalar. Şimdi denizde işte alan küçük en fazla böyle ama okyanus daha geniş olduğu için büyüye 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 büyüye, büyüye gidiyor. Kıyıya doğru ilerledikçe büyüyor. Saatte 700 kilometre aşağı bakın vurduğu zaman saatte 700 kilometre hızla vuran bir aracı düşünün. Öyle bir etkiye sahip. 30 metreye geçen dalgalar binlerce kilometre uzakta bulunan kıyı yerleşmelerinde can ve mal kaybına neden oluyor. Örneğin 2004 yılında arkadaşlar Sumatra adasında yani Endonezya Malezya çevresinde meydana gelen tsunami saatler sonrasında Hindistan ve Doğu Afrika kıyılarında çok sayıda kişinin evet ölmesine neden olmuştur. İşte o yüzden tsunami meydana okyanuslar deprem meydana geldiği için iz izliyorlar uydudan izledikten sonra bu e, tsunami ilerlediği kıyılara haber verilmesi gerekir. Oradaki ülkeler hemen insanlarını tahliye ederek can kaybını en azından indirmeleri gerekiyor. Tsunami oluşmadan önce kıyılarda deniz sularında çekinmenin olması tsunami'nin evet habercisidir. Bu durumda kıyıdan uzaklaşmak veya limandaki gemilerin açık denizlere doğru hareket etmesi can ve mal kaybını azaltır. Yani tsunami deniz çekildiği andan itibaren kıyıdan hemen uzaklaşarak gemileri de açık denizlere doğru çıkarmak gerekiyor. Tüsünem sonucunda limanlar kıyıdaki yerleşmeler su altında kalır. Kıyı çizgisi değişir. Yer alt sularını ve diğer tatlı su kaynakları deniz suları basar. Tabii tatlı suyla deniz su karıştığı zaman içme suyunda tatlı suda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Tarım arazileri su altında değil mi? Deniz suları nedir? Tuzludur. E şimdi tuzlu sular tarım alanları gelince ne olacak? O e, toprak tuzlu suyla beraber çoraklaşır. Sanayi üretimi durur. Tarımsal faaliyetler durur. En yani çok ciddi canlı mal kayıplarına neden olur. Görüldüğü gibi Tusi'den bir sonrası evet kıyıda çok ciddi evet evler yıkılmış. Gemiler paramparça. Bakın ev e, sular altında kalmış. Dünyada en fazla tsunami Büyük Okyanus işte Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Çin, Kore gibi ülkelerde evet meydana evet gelmektedir. İşte Endonezya, Japonya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland tsunamilerden en fazla etkilenenler. Yani bu ülkeler daha çok evet, büyük okyanus çevresinde yer alıyor. İşte burada görüldüğü gibi Avustralya, Yeni Zelanda, Filipinler, Japonya, Kore, Endonezya, Malezya gibi evet uluslararası tsunami evet uyarı merkezi. Bu yüzden tsunami Tehlikesi belirdiğinde bölgedeki insanlara haber verilmesi amacıyla Hawaii'de bir uluslararası Tsunami uyarı merkezi evet kurulmuştur. Türkiye'de Tsunami, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrildir. Türkiye'de Tsunami e, arkadaşlar e, çok ciddi ölümlere neden olmaz. Çünkü bizdeki dalgalar en fazla 3-6 metre yüksekliğinde bu dalgaların etkisi yıkıcı bir etkiye sahip değildir ama... E, dünyada gelmiş en büyük tsunamiler evet e, görüldüğü gibi e, Lisbon, Girit, Şili, Sumatra, Endonezya, Malezya ve Japonya'da ölümlere evet neden oluyor. Volkanik faaliyetler evet depremlerin görüldüğü yerler ve volkanik faaliyetlerin görüldüğü yerler aynı yerlerdir. Mağmanın yer kabuğunun kırıklığı yerlerinden yeryüzüne çıkma olayıdır. Tabi aktif volkanik alanlarda eğer volkanizma çevresinde yerleşim alanları varsa buralarda insanlar hızlı şekilde tahliye olmalı. Ama volkanik alanlar neden e, nüfus yoğunluğu fazla? Çünkü volkanizma mineralli maddelerin olduğu için volkanik topraklar çok verimlidir. O yüzden volkanik alanların çevresinde yerleşmeler nedir? Daha yaygındır. İşte aktif volkanizmaya geçtikten sonra buradaki insanlar hızlı bir şekilde tahliye edilmeli volkanizma çıkan o kızgın lavlar arkadaşlar can ve mal kaybına evet neden olur? Yine volkanik patlamayla kül bulutları, asit yağmurları e, başta ulaşım ulaşımın aksamasına, tarım ürünlerinin e, ve temiz su kaynaklarının kirlenmesine evet neden olur. İşte burada lavların akışı ile beraber yerleşim alanları yine kül bulutları, çamur e, ve tarım arazilerine döküldüğü zaman çok ciddi bakın volkanizmadan çıkan küller tamamen yerleşim alanını kaplamış. Görüldüğü gibi bak kül yığını hepsi gri, hepsi kül yığın haline gelmiş. Evet. Yine depremin en fazla görüldüğü bakın Kuzey ve Güney Amerika'nın evet batı kıyıları, Alp Himalaya Kuşağı, Büyük Okyanus çevresi dünyada volkanizmanın en etkili olduğu alanlar, aktif alanların bulunduğu yerler. İzlanda'daki Değil mi? çok güzel bir adı var. Tekrar ediyoruz, Jalaş Jokül yanardı. Faaliyeti geçtiğinde yoğun kül bulutu, atmosferi kaplamış. Avrupa hava trafiği demek çok ciddi. Hatta orada hatırladığım kadarıyla 30-40 milyar dolar hava şirketlerinin maddi zararı oldu. Bir iki hafta Türk Hava Yolları dahil olmak üzere hava seferleri, hava uçuşları, uçak seferleri tamamen iptal oldu. Yanardağlar afet boyutunda can ve mal kayıplarının neden olsa da çevrelerindeki tarımsal açıdan verimli. Çünkü mineral madde bakımından zengindir bunlar. Mineral madde bakımından zengindir. Evet. Sinabur, Endonezya'da, Etna Volkanı, Sicilya'da yer alan evet volkanik dağlardır. Türkiye'deki volkanik dağların tamamı sönmüştür. O yüzden volkanik patlama herhangi bir doğal afede Türkiye'de neden olamaz. Ülkemizde en son faaliyete Nemrut Volkanı 1443 yılında değil mi? İstanbul Fethi'nden 10 sene önce meydana gelmiş. Evet, volkanik patlamayla oluşan bir krater gölü. Evet, Türkiye'deki volkanik dağlar daha çok Doğu Anadolu bölgesinde. Ağrı, Nemrut, Süphan, Tendürek. İç Anadolu'da Erciyes, Melendiz, Karadağ, Karaca'da. ve evet, Kula Volkanizması. Burası Geoparktır. Buradaki volkanik araziler turizme açılmıştır ama tamamı sönmüştür. Ağrı, Tendürek, Erciyes Hasan Dağı tarih çağlarda faaliyeti geçtiğine dair bulgular bulunmakla birlikte Manisa kula organizmasından kaçan insanlara ait evet. Ayegizler halen orada duruyor. Geçen seneki gezimizde evet bunları görme imkanımız oldu. İşte Erciyes'te Kapatokya bu sel suların etkisiyle bu tüfler aşınarak doğal güzelliklere ve turizme yönelik bir harika alanlar ortaya çıkmıştır. Kula Volkanizması, evet Manisa'da burası dediğimiz gibi jeopark olmuştur. Turizme açılmıştır. Evet. Kütle hareketleri, kütle hareketleri dediğimiz heyelan, değil mi? Bakın buradan şu parça şuradan kopup gelmiş heyelan etkisiyle kaya düşmeleri çok ciddi bakın trafik yani Allah muhafaza burada herhangi bir araba geçtiği zaman düştüğü zaman çok ciddi can kaybı neden olabilir. Çamur akıntısı selden sonra bakın toprak kayması görüldüğü gibi. Evet bunlar da kütle hareketleri. Kütle hareketlerine neden olan mesela Türkiye'de en fazla nerede oluyor heyelan? Karadeniz bölgesinde. Neden? Karadeniz çok yağmurlu ve kar suları ile beraber toprak dolgun hale geliyor. Karadeniz dağlık ve engebeli. Yine kil değil mi? Kil. Toprak yapısı. Karadeniz'de kil yapı çok fazla. Killi yapının etkisiyle toprak kayganlaşarak toprak kayması Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor. Ee, tabakalar uzanışı tabakalar mesela şöyle eğer eğime paralel uzanırsa bu doğal afet yani toprak kalması neden olabilir ama toprak şöyle eğime dik uzanırsa tabakalar bunun böyle aşağı doğru kopması daha zor olur. İnsan faktörü tabii bu e, arazide yol yapım çalışması sırasında tüneli delme buradaki maden ocaklarında patlamalara yol açtığımız zaman heyelan riskini ne yaparız artırırız. Yine deprem ve volkanik patlamada o sarsıntıyla beraber buradaki ana kütle kopabilir. Bu faktörlerin eğim, yağmur, kar suları, tabakaların uzanışı, insan faktörü, doğal afetler, toprak yapısı, heyelan ve kütle hareketlerine evet, neden olabilir. Kütle hareketleri canlıma kaybına, binaların yıkılmasına, kütlelerin altında kalmasına, tarım alanlarının zarar görmesine, ulaşımın aksamasına, doğal bitki örtüsünün tarif olmasına, heyelan set oluşmasına evet, neden Olur. Görüldüğü gibi. Bakın heyelan set Heyelan sonucunda buradan kopan parçalar şu arka tarafı kapatmış. Akarsu Vadisi önü kesilince burada bir heyelan set oluşmuş. Mesela Trabzon'daki Tortum, Serra, Abant, Yedi Göller bu şekilde oluşmuş. Türkiye'nin heyelan set gölleri. Bakın heyelan sonucunda evet Burada araba evler toprak altında kalmış. Bakın yine heyelan sonucunda toprak e, parçalanmış, yol çok ciddi zarar görmüş. Evet. Heyelanlara karşı alınması gereken önlemler doğal dengenin korunması. Bakın doğayı korumamız lazım. Doğayla dalga geçilmez. Bitki örsün, tahrip edilmesi. Ayrıca heyran riski olan yerlerde bakın istihdar duvarları oluyor. Bunlar çelik teller arkadaşlar. Bu heyelan sonucunda buradaki büyük kütlenin şu eğim aşağı e, yer değiştirmesine engel olan istinat duvarları yine tellerle beraber bakın tel örgülerle beraber buralar ama çelik teller çok sağlam teller örülmüş Türkiye'de evet kütle hareketleri arkadaşlar en fazla ne zaman ilk bar çünkü kıştan sonra ilk bar arkadaşlar kar erimeleri kar erimeleriyle toprak yavaş yavaş doygun hale geliyor yağmurla beraber büyük oranda o ana kütle yer değiştirerek toprak altında kalıyor. Türkiye'de sayısı olarak en fazla heyelan, depremler, en fazla can ve mal kaybına ulaşan afetler. Evet sayısı olarak, bak, sayı en fazla ama heyelan sonucunda yani bir iki kişi hayatını kaybedebilir. Ama deprem ee, heyelandan, sonra ee, heyelandan daha fazla can ve mal kaybına neden olur. Erevizyon arkadaşlar evet maalesef toprak verimsizleşir. Verimsizleşir. Özellikle toprağın en verimli olan A horizonu kısmı zarar görüyor arkadaşlar. İşte yağmur suları, sel suları, akarsular, rüzgarlar, buzullar gibi etkenlerle toprak katmanı, özellikle en üst katman yani A horizonu en verimli olan kısım süpürülüyor. Bir bakmışız 20-30 sene sonra tarımsal faaliyet azalmış, düşmüş. Erozyon oluşturan faktörler evet arazinin yanlış kullanılması. İşte meraların erken otlatılması, anız hani e, hasat yapıyoruz ya buğdayı topluyoruz o sap kısmının kalması lazım. O toprağı tutuyor ama bizde maalesef çiftçi bunu yakıyor ve toprağı desteği bırakıyor. Toprağın eğim yönüne sürülmesi. Toprak arkadaşlar eğim yönüne dik sürülmesi lazım. Ama biz eğim yönüne sürerek daha fazla yer kazanmak için zaten eğim yönüne davetiye çıkarıyorsun toprakları nadasa bırakılması. Yani toprak bir sene ekiliyor, bir sene dinlendiriliyor. Sürekli ekim yapılması lazım. Bir sene dinlendirdiğimiz zaman toprak ne oluyor? Deksesiz kalıyor. Eğimli alanlara tarla açılması. Yani mümkünse şu eğimli araziler boş bırakılmalı. Yani burada ağaçlar ekilmeli ama bizde tarlalar açılıyor. Doğa bitki yok edilmesi, meraların aşırı otlatılması, tarla ve yerleşim alanları açmak için ağaçların kesilmesi, yakacaklar için ağaçların kesilmesi, çeşitli nedenlerle evet, insan etkisiyle işte pikniğe gidiyoruz, orman yangını çıkarıyoruz. Fiziki doğal faktörler, ana metal işte toprakta kil oranı değil mi? Kil nedir? Top, kayganlaştırır. Kulu ve tüflü topraklar kolay aşınır, taşınır. Kalker, cips arkadaşlar çabuk aşınır. Bunlar çözülebilen kayaçlar. İklimin etkisi çok Karadeniz'de olduğu gibi çok sağanak yağışlar. E, kurak ve yoruk iklim bölgelerinde toprak örtüsü, rüzgarlar özellikle mesela Konya'daki Erezyonun nedenlerinden bir tanesi budur. Kurak olduğu için, bitki olmadığı için orada ne oluyor? Hızlı bir şekilde toprak süpürülüyor. Yer şekillerinin eğim ve engebeli olması. Demek mi? Karadeniz'de işte eğimli yerlerde toprak kayması daha fazla ne oluyor? Gerçekleşiyor. Evet. Erezyon sonucun toprakları bakın arkadaşlar. A horizonu. Bakın şimdi bu toprakta verip tarımsal faaliyet yapılır yapılmaz. Hep böyle delik deşik olmuş görüldüğü gibi. Yani burası tamamen üst kısım gitmiş, alt kısım kalmış. Burada tarımın yapılması artık evet mümkün değil. Bakın hep delik deşik olmuş arkadaşlar maalesef. Evet. Doğal erozyon afet oluşturmazken hızlandırılmış erozyon sonucunda afetler yol açar özellikle arkadaşlar. Evet tarım çok ciddi evet zarar görür. Şimdi bakın bitki örtüsünün tahrip edilmesi, anız yakılıyor. Yani bu neden yakılıyor anlamak mümkün değil. Şimdi anızın şöyle bir etkisi var. Anız durur bu çürüdüğü zaman arkadaşlar toprağa karışarak toprağın humus miktarı bakımından zenginleşmesine neden olur. Tüflü arazi sanak yağışlarla evet akarsu taşkınları. Evet. Erozyonun sonucu en olumsuz sonucu tarımsal açıdan verim azalır. Nüfus iç göç artar. Neden? Tarım azalırsa köyden kendi göç artar. Baraj arasında barajların ömrü kısalır. Şimdi bak. Şimdi akarsu şimdi buraya baraj yaptın. E şimdi Erozyona beraber o çamur akıntısı ne yapar? Barajı tıkar. Türbinlerin dönmesine engel olur ve enerji ne yapamayız? Üretemeyiz. Erozyona karşı alınması gereken önlem. En önemli arkadaşlar bitki örsünü koruyacağız. Değil mi? Bitki örsünü koruyacağız. Ağaçlandırma yapacağız. Nöbetleşe ekim. Nöbetleşe ekim şudur arkadaşlar. Nadas'tan karın, Nadas bir sene ekiyorsun bir sene boş bırakıyorsun. Nöbetleşe ekim modern tarım örnektir. Şudur. Bir sene buğday, bir sene pamuk. Bir sene ee, tütün, bir sene şeker pancarı. Yani her sene farklı ürün ekerek toprağı farklı mineral açısından zenginleştirmek gerekiyor. Eğimli arazilere taraçalı tarım. Yani şu eğimli araziler bu şekilde ekilmemeli. Eğimli araziler bakın bunu Güneydoğu Asya'da pirinç tarımında, Karadeniz'de çayda yapıyorlar. Bakın taracı. Şuralara ekim yapacağız. Buradan süpürülme ne olur? Daha zor olur. Ee, risk durumu, evet dünyada erozyon arkadaşlar, görüldüğü gibi çok yüksek olanlar, evet hep böyle eğim, bak yağmurun fazla olduğu eğimler araziler bak Güneydoğu, Asya, Türkiye, Avrupa, değil mi? Bakın e, Kuzey ve Güney Amerika'nın özellikle Batı kıyıları, değil mi? Dağlık engebeli yerlerde arkadaşlar, risk çok yüksek arkadaşlar, risk çok yüksek. Maalesef işte erozyon toprak ölçüsü korunmalı. Toprak evet eğime dik sürülme. Şu eğimli araziye, ya arkadaş şu şekilde sürülür. Eğime dik süreceğiz. Eğime dik süreceğiz ki bunun buradan kopması zor olur yani. Çayır ve meraların aşırı otlatılmamalı. Yani çayır ve meralar arkadaşlar e, sürekli hayvanlar çıkartılmamalı. Belli bir dönemlerde. Çünkü otu tamamen oradan aldığımız zaman topraklı olur, desteksiz kalır. Halk erozyona karşı bilinçlendirilmeli. En önemlisi budur arkadaşlar her doğal afette bu deprem olur, volkanik faaliyet olur, sel olur, erozyon olur. Halk mutlaka erozyona karşı ne olmalı? Bilinçlendirilmeli. Türkiye'de erozyon neden fazla? Çünkü Türkiye dağlık ve eğimli bir araziye sahip. İklim yarı kurak. Eski bir yerleşim alanı olmasından dolayı bitki örtüsü çok tahrip edilmiş. Toprak yanlış kullanılması, ülke topraklarının yüzde seksen bakın yüzde seksen erozyon tehlikesi altında. Özellikle kuraklığın olduğu İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri, Toros Dağları, Erezyon'un en şiddetli görüldüğü yerler. Özellikle İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesi. Türkiye'de en fazla erozyonun olduğu bölgeler. Arkadaşlar tema biliyorsunuz Hayrettin Karaca'yı da e, geçen iki, iki ay önce kaybettik. Tema Vakfı'nın kurucusudur. Evet toprakla erozyona mücadele. Tema gerçekten e, Türkiye'de toprak Erezyon'la en ciddi şekilde mücadele eden bir kuruluştu. Bu türlü sivil toplum örgütlerinin çoğalması gerekiyor. Evet Tema Vakfı Türkiye'de erozyonu önleyen bir vakıf. Evet. Denizlerde ve okyanuslarda meydana gelen dev dalgalar tsunami'ye evet neden olan faktörlerdir. Eee Tuşuna meydan olan faktörler arasında o hangisi yer alır? Ne dedik arkadaşlar? Özellikle okyanusta meydana gelen deprem ve volkanik faaliyetler tuşuna neden olur? Yani arkadaşlar 2 ve 4 cevabına bakalım. Evet cevap görüldüğü gibi Edirne. Evet bir soru daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisi erozyonun neden olan bakın beşeri faktör süresi. Yani insan etkisini soruyor arkadaşlar. Hangisi insan etkisidir? Engebeli olması, sel ve taşkınların oluşması, toprağın eğim bak toprağı eğim yönünde süren kim? Sürülmeye işini yapan kim? İnsan. Yani cevap arkadaşlar görüldüğü gibi evet Ceyhan. Diğer soruları da siz çözersiniz bu konumuz evet burada son erdi. Diğer fasikülde evet buluşmak üzere